Metropolitan Sanat Müzesi'nde Amerika'nın Kolomb öncesi dönemine ait bir galerideyiz. Moçe kültürü bugün Peru olarak bildiğimiz topraklarda var olmuş ve Amerika'da bugüne kadar bulunmuş en güzel altın ve seramik eserlerini yaratmış kültürdür. Seramik ve metal işçiliği konusunda uzmandılar. Metalürji konusunda çok ilerlemişler ve eserlerinde dövme ve lehim tekniklerini kullanmışlardı. Şu anda turkuaz, sodalit, midye kabuğu, altın ve sedef kullanarak yaptıkları, küpe olarak kullanılan inanılmaz güzellikteki bir objeye bakıyoruz. Etrafımızdaki diğer kutularda da çok güzel başka altın parçalar var. Bundan 25 yıl önce muhtemelen bu takının ne olduğunu açıklamamız gerekirdi. Ama artık herkes bu küpenin kulak memesine yapılan ve normalden daha büyük olan bir piercing deliği için yapıldığını biliyor olmalı. O zamanlar küpenizin büyüklüğü ne kadar önemli bir insan olduğunuzu da anlatırdı. Az önce bahsettiğim küpelerin çapı 1,5 cm. Oldukça geniş öyle değil mi? Kulağa takılan kısmından çok, ön yüzünün oldukça geniş ve kullanılan altın ve taşlar yüzünden küpenin de çok ağır olması dikkat çekiyor. Arka kısımlarının genişliğinin, ön kısmın ağırlığını dengelediğini ve küpelerin başlıklara ya da kıyafetlere takılarak ağırlığının kısmen giderilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Aksi takdirde kulaklar bu objelerin ağırlığını taşıyamazlar. Ayrıca bu küpelerin her gün kullanılan bir takı olmadığını ve muhtemelen törenlerde kullanıldığını da eklemeliyiz. Bu arada bu küpelerin üzerinde bulduğumuz bazı izler onların sadece definlerde kullanılmadığını yani ölüler için değil normal hayat için hazırlandıklarına işaret ediyor. Yaşayanlar tarafından da kullanılan bu küpeler hakkındaki asıl soru bunları tek bir jenerasyonun mu Yoksa birçok jenerasyonun kullandığı sorusu. Eğer büyük sorumluluklara sahip ve üst sınıflara mensup bir bireyseniz bu küpeleri düşündüğünüzden daha sık takıyor olabilirsiniz. Ön kısımdaki resim çok güzel. İki tane kuş adam görüyoruz. O kadar hızlı koşuyorlar ki ayakları yerden kesilmiş. Bu Moçe ikonografisinde sıklıkla karşılaştığımız bir şeydir. Koşan, insan ya da doğaüstü varlıklar. Koşma hissi, Dizden bükülü bacaklar ve koşma pozisyonunda ileri geri hareket eden kollarla verilmiş. Bunlara ek olarak küpelerin üzerindeki figürlerin bir de bir başka hız simgesi olan kanatları var. Kuş kafasındaki gagalar ve gözler altın kullanılarak yapılmış. Bu belki bir maske ya da mitolojik bir figürün temsili olabilir. Başlığın kafanın alt kısmında bağlandığını görüyoruz. Evet, bu da Moçe sanatında çok rastladığımız bir şey. Başlığın nasıl bağlandığı açıkça gösterilmiş. Ne yazık ki bunların mitolojik figürlerin birer temsili mi yoksa maske kullanan insanların temsili mi olduklarını bilmiyoruz. Her ne olursa olsun figürlerin koşuyor olması ve üst kısımları figürün elinin üzerinden görünen basit görünümlü çantalar Moça ikonografisinin önemli parçalarıdır. Sedeften yapılmış çantalar içine kıymetli bir şey konmuş olan deri çantalardan olabilir. Amerika'da yaygın olan bir kaşık içine konulan yumurta ile yapılan yarışlar gibi burada da figürler çantanın içindeki fasulyeleri dökmeden en uzak mesafeye koşmaya çalışıyor olabilirler. Evet bu gerçekten de erkeklerin kendilerini ve fiziksel özelliklerini kanıtlamaları için yapılmış bir sınav olabilir. Peru'nun kayık kesimindeki gibi zor arazilerde yarışırken ellerinde kıymetli ve narin bir şey taşıyor olabilirler. Bunlar aynı zamanda savaşçılara ait figürler hemen anlaşılmayabilir ama bacaklarında gördüğünüz renkler aslında çorap ya da çizme değiller. Bunlar vücut boyası. Bu ayrıntıyı daha detaylı olan seramiklerden dolayı biliyoruz. Bacakların alt kısımlarındaki renklendirme morumsu mavi bir rengi olan sodalit mineraliyle yapılmış. Dizlerdeki daha koyu olan kısımlar için de turkuaz kullanılmış. Seramiklerde baldır ve dizlerdeki renklendirme aynı renk ve genellikle savaşçı figürler için kullanılmış. Bu figürlerde yandakinde gibi bir kostüm kullanılmamış ama miğferleri kalkanları olduğunu ve zaman zaman da savaşırken resmedildiklerini görüyoruz. Bunun için yarışın sadece spor amaçlı yapılmadığını ve askeri bir boyutu olduğunu da düşünmeliyiz. Burada sembolik bir şey var. Şu an bu sembolün inançlarıyla nasıl bir uyum içinde olduğunu belki söyleyemiyoruz ama sanat eserlerini yakından incelediğimizde bulduğumuz bacak boyaları ve kostüm gibi benzerlikler savaşçılarla özdeşleştirilmiş şeyler. Buna ek olarak hemen savaşla özdeşleştirilmeyecek ama iyi bir savaşçının nasıl olması gerektiğini anlatan öğeler de mevcut. Örneğin geyik avlayan erkekler. Moçe kültürüne dair bilgilerimizin, dolayısıyla onları anlama kabiliyetimizin de giderek geliştiğini söylemeliyim. Bu, yazılı kayıtlara sahip olmayan ve tam olarak anlayamadığımız bir kültür. Ancak buna benzeyen objeler ve bulunan parçalar, ve arkeolojik kazılardan elde ettiğimiz bilgilerin birleşimi sayesinde bu kültürü daha iyi anlayabiliyoruz. Moçe, arkeolojinin bir bilim olarak kabul edilmesi konusunda çok iyi bir örnek. Eski hipotezlerini gözden geçiren, yenilerini üreten ve yeni teknolojileri kullanarak insanların nasıl yaşadıklarını ışık tutmaya çalışan insanlar görüyoruz. Bunun için de bu süreç içerisinde bu küpeleri kullanarak moçeleri biraz daha iyi anlayabiliriz. Örneğin kıyafetin bir kısmı ve bileklikler için kullanılmış kabuk, ekvatorun batı kıyısına yani moçelerin yaşadıkları yere uzak olan bir yere ait. Sodalit ve turkuazın da uzaklardan geliyor olması akla ticaret yollarını getiriyor. Hatta bu tarz materyalleri elde ettikleri için moçelerin ticaret konusunda çevre uygarlıkları üstünlük sağlamış olabileceklerini de söyleyebiliriz. Ya da moça elitlerinin bu ticaret yollarını kontrol edebilmedeki üstün başarısı bu tarz malzemeleri elde etmelerini de sağlamış olabilir. Buna ek olarak yüksek statü simgesi olan bu objelerin yapılması için gerekli materyalleri bir araya getirip insan gücünü kontrol edebilmekte oldukça önemli. Şu anda Metropolitan Sanat Müzesi'nde bile o zamanlarda bu objeleri kullanan kişilerin statüsü hakkında son derece açık ve net bir sonuca ulaşabiliyoruz.